her şeyi doğru olarak, hiçbir şey gizlemeden, rahatlıkla ifade eden bir insanım. Pandemi döneminde hepimizin de malumu gibi özellikle MHRS sistemi dediğimiz randevu sistemindeki sıkışıklıklardan dolayı bu randevuların çok geç 15 güne, 10 güne gibi bir takım geç zaman içerisinde verildiğini biliyoruz. Ama şimdi ben Kayseri için söylüyorum özellikle. Şehir hastanemizde sadece bakın radyoloji bölümü hariç bu ultrason ve MR'ların okunmasıyla ilgili küçük bir sıkıntımız var. Onun da nedeni diğer hiçbir branşta hiçbir şekilde randevu sisteminde sıkıntı yok. İnsanlar randevularını alıyorlar. Almayanlar da zaten gittiğinde direkt o gün muayene olup dönüyorlar. Birkaç saat bekleyebilirler. O açıdan hiçbir bölümümüzde randevu sıkıntımız yok. Bir kere bunu ifade etmek istiyorum. Ama radyolojiyle ilgili, özellikle ultrasonlarla ilgili hizmet alımına geçen yılın Mayıs ayına kadar bir Sağlık Bakanlığı tarafından hizmet alımı ile ilgili bir gecikme söz konusu olmuştu. Yazın yapmış olduğumuz ihalede ihaleyi alan firma tarafından şartlar yerine getirilmediği için iptal edilmişti. Şu an itibariyle önümüzdeki günlerde yeniden ihale yapıldı. Alan firmanın da yakın bir gelecek, çok uzun değil bu, 10-15 gün içerisinde hizmete başlayacağını, şu ana kadar biriken yani ne yazık ki 30 bine yakın bir okunacak şey var orada. Sonuçlar var. Bunu verebilmemiz adına da arkadaşlarımız gece gündüz çalışıp bu sistemi ortadan, bu sıkışıklığı ortadan kaldıracaklar. Yani az değil değerli arkadaşlar. Bizim 30'a yakın radyoloji uzmanımız var orada. Yani bu olay kesinlikle böyle keyfe keder bir olay değil. Bir de ne yazık ki ben de doktorum. Eskiden bu kadar MR, bu kadar ultrason, bu kadar tomografi istenmiyordu değerli arkadaşlar. Şimdi doktor arkadaşlarımız da haklı. Ben onların elimizde imkan varsa yapıyoruz. Bu imkanlar çerçevesinde de halkı doğru teşhisi koyabilmek adına hiçbir fedakarlıktan kaçmadık ve kaçmıyoruz. O anlamda evet radyoloji bölümündeki o sıkışıklığı yakın günlerde inşallah açacağız diyorum. Yıllarca ben başhekimlik yaptım. Yıllarca halkın sağlığa ulaşımını en kısa zaman içinde yaptığımı ben çok iyi biliyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Ultrasonla ilgili de söylüyorum. 30 tane doktor var. Az bir şey değil. Hiçbir bölümde bu kadar yoğun bir doktor sayımız da yok. Ama şey çok, istek yok. Herkes MR istiyor. Herkes ben bunları eleştirmiyorum. Bakın sağlıkta sağlığın tasarrufu olmaz. Sağlığın para tasarrufu da olmaz. Biz elimizden geldiği kadar ilk günden beri, hükümet olduğumuz günden beri hiçbir şekilde tasarruf edeceğiz diye bir yola çıkmadık. Kesinlikle sağlığın tasarrufu olmaz. Dolayısıyla da alınan hizmetler takdire şayan bir durum. Evet, o dediğiniz olay radyoloji olayı, hizmet zaten alınıyor, alınmıyor değil. Onda da hizmet aldığımız halde yine yetişemediğimiz durumlar söz konusu. Hizmet alırız, kalıcı bir çözüm yapsak. Mesela ihaleyi alan firma sıkıntı yaratırsa bir kez daha şimdi siz kalıcı çözümü neyle yapacaksınız? Doktor sayısıyla yapacaksınız. Doktor sayısı da şu ana kadar olanın en iyisi diyorum yani. Bunu tabii ki yani hiçbir ben de isterim ki anında gelsin, çekilsin, gitsin hastalar. Anında farklı şekiller olsun. Çünkü ben yöneticilikle yaptım biliyorsunuz. Kısa bir anımı anlatayım mesela. Başhekim oldum, sağlık raporlarının 3 ay gibi bir zaman zarfında çıktığını gördüm. Biliyordum ama bu kadar çok da sıkıntılı olduğunu bilmiyordum. Eski devlet hastanesiyle ilgili konuşuyorum. O anında biliyorsunuz o zaman şeyle birleşmiştik SSK'yla. SSK hastanesinin idari koridorunu ben sağlık raporları için odaları hep tüm doktorlara ayırdım. Sonunda da sağlık kurul odasını koydum. Sabah gelen rapor alan kişiler
Baştan müracaat ediyorlardı. Bir saat içinde dolaşıyorlardı. Ve akabinde kurula getiriyorlardı. Saat bir öğleden sonra 1:30'da da kurul başlıyordu. O gün gelen kim varsa anında bir günde sabah başlayıp akşam raporları verebiliyorduk. Şimdi bugün böyle bir sistemi orada o kadar kurul odasını oluşturmak fiziki olarak belki mümkün olmadığı için yapılamıyor olabilir. Bunu örnek verdiğim için söylüyorum. Yoksa benim şu anda cevval bir sağlık müdürümüz var. Allah razı olsun, ellerine sağlık. Yine hastane başhekimimiz falan. Herkes eski şehir hastanesi başhekimimiz, şimdi tıp fakültesi dekanımız Profesör Doktor İlhami Çelik. Hep beraber birlikte bunlar el birliğiyle sağlıkta aksamadan, yine devlet hastanesi başhekimimiz İsmail Altıntop, isimlerini vermem lazım ki arkadaşların emeklerini burada ortaya koymak adına hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Kayseri sağlığı arkadaşlar Türkiye ortalamasının bir kere üzerinde. Her ilçemizde 5 yıldızlı otel konumunda hastaneleri yaptık ve şu an itibariyle de onlar hizmete devam ediyor. Geçen 15 gün önce yine Develi Devlet Hastanesi'ne gitme fırsatımız olmuştu. Yani gurur duymamak yerde değil. Yahyalı öylesine, Bünyan öylesine, yani aklınıza gelebilen her yerde küçük ilçelerimiz hariç şehir hastanesi konumunda hastanelerimiz mevcut. Üniversite hastanelerimiz hakeza aynı şekilde. Almış olunan, verilen sağlık hizmeti çok kalite ve standartların üzerinde olmasına rağmen devlete olan yükü, parasal yükü de çok altlarda. Sağlık pahalı bir hizmet biliyorsunuz ama biz insanımıza hiç işin o yönüne bakmadan hizmete devam etmeye çalışıyoruz.